Eğer meyveyi iyileştirmek istiyorsanız, ağacı iyileştirin. Derhisus, insanların bir şeyleri düzeltme çabasına baktığında, insanların fark etti ki, genellikle meyvelerle ilgileniyorlar, sonuçlarla ilgileniyorlar. Oysa o sonuçları yaratan nedenler vardır, o sonuçlara yol açan durumlar vardır. Onun için bir şekilde Hüsus dedi ki, bir şeyi düzeltmek mi istiyorsunuz? O zaman onun köküyle, ağacıyla ilgileneceksiniz. Ağacı düzeltin, meyvesi de düzelir. Eğer ağacı düzeltemezseniz, çürük ağaç hep o çürük meyveleri verecek. Bizim hayatımızın en büyük mücadelesi sevgili kardeşlerim, kötüye ve kötü olana karşı. Biz düzelmek istiyoruz kişiler olarak, biz düzelmek istiyoruz toplum olarak, biz düzelmek istiyoruz insanlık olarak. Ama her sabah uyandığımızda kötü haberlerle uyanıyoruz. Garip bir şekilde sorunlar kendilerini üretiyorlar, kötülük kendini çoğaltıyor ve biz seyrediyoruz, düzeltmeye çalışıyoruz ama düzelmiyor. Çünkü ağacı düzeltmek istemiyoruz biz. Ağacı düzeltmeliyiz. Ağaç düzeldiğinde zaman içinde her şey kendisi yerli yerine oturur. Toplumlarda da böyle. Toplum hayatımızda yanlış giden şeylerde biz baktığımızda, kurumlarımıza baktığımızda, iyi işlemediğini gördüğümüzde, yanlış şeyler olduğunu gördüğümüzde, bir şeyleri düzeltmeye çalıştığımızda bazen onlar düzelmiyorlar. Çünkü ağacı düzeltmek gerekir. Ağacı bütünüyle iyileştirmek gerekir. Sürekli meyveyle uğraştığınızda, ağacı gözden kaçırdığınızda bu olmaz. İstanbul cemaatimizin bir ağacı var. O ağaç bizim kurumlarımız. Omurgasını kilisemiz oluşturuyor. Onun ana dalları kiliselerimiz. O kiliselerin üstünde büyümüş, kurulmuş, geliştirilmiş okullarımız var. Derneklerimiz var. Hastanelerimiz var. Bütün bunlara ek olarak fakirler kollarımız var. Kadınlar kollarımız var. Aile birliklerimiz var. Yönetim kurullarımız var. Bütün bunlar bizim cemaat ağacımızın dalları. Meyveleri biziz. Bugün burada Ermeni Hristiyanlar olarak oturuyorsak, bu ağacın ürünüyüz biz. Dilimizi konuşuyorsak, bu ağacın ürünü. Dilimizi konuşamıyorsak, bu ağacın ürünü. Kiliselerimizi doldurabiliyorsak bu ağacın ürünü. Kiliselerimizde sinek avlıyorsak bu ağacın ürünü. Okullarımızda yetenekli, iyi eğitim görmüş öğrenciler yetiştirebiliyorsak bu ağacın ürünü. Yetiştiremiyorsak da bu ağacın ürünü. Hüsus bize ne diyor? Bütün bu sonuçları, bütün bu ürünleri düzeltmek istiyorsanız ağacı düzelteceksiniz. Yani cemaat sisteminizi düzelteceksiniz. Bizim cemaat sistemimizin en büyük sorunu, ağacı çürüten en büyük sorun sevgili kardeşlerim, bu ağacın birbiriyle yeterince ilişkisinin olmamasıdır. Özellikle biz Ermeni semtlerini kaybettikten sonra, Gedikbaşı, Kumkapı, Samatya, giderek Samatya da azalıyor. Giderek biz semtlerimizi kaybettiğimizde
aramızdaki ilişkiler azalmaya başladığında tek umut yöneticilerin aralarındaki birlik olmalıydı. Çünkü biz hayatla pazarlığa oturamayız. Şehir değişti, şehir büyüdü, Ermeniler dağıldılar, eski semtler oturulamaz hale geldi. Biz bununla tartışacak halimiz yok ama bir şey yapmalıydık biz. Yöneticilerimiz arasında çok daha iyi bir ilişki ağı kurmalıydık. Bu ilişki ağı yok değil ama olması gerektiği gibi değil. Yani bizim yönetim mekanizmamız, yani bizim aklımız olması gereken kurumlarımız o ortak aklı oluşturamıyorlar. Ortak aklı, ortak vicdanı, ortak iradeyi oluşturamadığınızda ortak bütçeyi de oluşturamıyorsunuz. Ama biz hep neden konuşuyoruz? 15-20 senedir havuzdan konuşuyoruz. Havuz meyve. O havuzu yaratacak ağaç biziz. Yönetimler. Eğer bu yönetimleri, bu yönetim anlayışını değiştirmezsek biz, daha çok havuz konuşuruz, daha çok okulları kapatalım mı, kapatmayalım mı, birleştirelim mi konuşuruz. Konuşuruz da konuşuruz. Niçin? Çünkü ağaçta bir hastalık var. Bu sonuçları düzeltmek istiyorsak, o zaman bizim oturup nerede yanlış yaptığımızı görmemiz, daha sonra da o ağacı iyileştirmemiz gerekiyor. Bizim okullarımızla ilgili sorunlarımız var. Doğru. Ama finanslar ilk sorunumuz değil bizim. Para bulmak ilk sorunumuz değil. İlk sorunumuz olmuş. Niye? Çünkü ağacın meyvesi iyi değil. Çünkü ağaç çürük meyve veriyor. Biz başka meyvelerden söz etmemiz gerekecekti. Okullarımızdaki eğitimden, eğitimin düzeyinden, Ermenice'yi ne kadar öğretiyoruz, dinimizi ne kadar öğretiyoruz, okuldan mezun olan çocuklarımız, gençlerimiz cemaatleriyle ne kadar ilgileniyorlar, niçin birbirlerini bulamıyorlar, niçin evlenemiyorlar, bunları konuşmalıydık biz. Ama o çürük meyve o kadar çok zamanımızı ve enerjimizi alıyor ki bunlar üstüne konuşamıyoruz biz. Sürekli bunu düzeltmeye çalışıyoruz. Bugün Sakyan Unyan Okulu için Mada Günü, Siro Segan yapacağız, sevgi sofrası ve onun için yardım toplayacağız. Bu sene de Sakyan Unyan Okulu açık kalacak. Ama yönetim kurulunun tepesinin üstünde hep bir Demokles'in kılıcı sallanacak bütçe sorunu. 350 öğrenci için bu kadar çok para harcanmalı mı, harcanmamalı mı? Acaba Sakya'nın ilkokulunu kapatsak mı biz, kapatmasak mı? Acaba başka okullarla birleşmeli mi, birleşmemeli mi? Acaba bütün okullarımızı kapatsak, 2-3 tane büyük okul açsak daha iyi olur mu, olmaz mı? Bütün bunları biz konuşuyoruz. Herkes fikir sahibi bununla ilgili. Sevgili kardeşlerim, biz ağacı düzeltmeden bunlar üstüne ne konuşursak konuşalım, hep yanlış konuşacağız. Hep eksik konuşacağız. Okullar kapanmasın diyenler de yanlış konuşacak, kapansın diyenler de yanlış konuşacak. Çünkü önce biz bir ağacı güçlendirelim, bir görelim şu ağaç nedir. 600 senelik biz bir cemaatiz. 42 vakfımız var, 42 vakfımızda bizim birikmiş bir ortak servetimiz var. Gelir getiren mülklerimiz var bizim.
Bu ülkedeki en büyük gayrimüslim azınlığız biz. Bir gücümüzü görelim biz. Ben sizin patriğiniz olarak bilmiyorum. Bizim finansal gücümüz nedir? Yöneticilerimiz yan yana gelip kendi vakıf değerlerini bir araya getirip bırakın ortak havuzu, ortak bir informasyon, ortak bir bilgi bile sunmuyorlar bize. Biz bilmiyoruz ne kadar servetimiz var. Bu sene okullarımızın açığı 85-90 milyon lira. Yani 3 milyon euro. Her sene de böyleydi aslında. 3 milyon euro. Şimdi size bir sorun var. Kış geldi, adamın biri 25 bin liralık palto alacak. Çok para mı, az para mı? 25 bin lira verip bir palto alacak. Çok para mı, az para mı? Bana ne diyeceksiniz hemen? Bu adamın cebinde kaç para var? Bu adamın banka hesabında 5 milyon doları varsa çekirdek parasıdır. Az bile alıyor. O 10 bin dolarlık palto giymesi lazım. Ama asgari ücretle yaşayan birisi ise mutlaka borç alıp ancak onu alır ve 2 sene ancak o borcunu öder. Şimdi benim sorum şu, 17 okul bize çok mu, az mı? 3 milyon euro çok para mı 17 okul için, az mı? Siz bana hemen diyeceksiniz ki cebimizde kaç para var? Cebimizde 10 milyon euromuz varsa ne yapacağız biz? Kapatalım mı okulları? Sonra kapatalım onları, Rumlar gibi 3-5 kişi kalınca okul açmayı mı düşünelim biz? Gökçeada da açtılar okul, 37 kişiyleydi. Bayram yaptılar 37 kişiyle. Ve şimdi biz 60 kişiyle okul kapatalım mı? 100 kişiye inmişse bir okul, azınlık okulu, 35-40 bin kişi kaldık biz. Bunlar küçük rakamlar değil azınlıklar için. Kapatalım mı, kapatmayalım mı? Ha eğer 2 milyon euro gelirimiz varsa o zaman ekonomik gerçeklik bize dedirtir ki oturacağız, kapatacağız, gerekiyorsa birleştireceğiz. Ama eğer 5 milyon euro artımız varsa bizim bu cemaatte o zaman hiç kimse okul kapatmaktan, okul birleştirmekten söz etmesin. Onun için okul kapatma, okul birleştirme önerilerine patriğinizin iki vetosu var. Bunlardan birincisi bu. Yani finanslarımızı biz önce bilelim. Ben patrik olarak, siz cemaat olarak bu cemaatin kaç parası olduğunu, artısını bilmeye hakkımız var bizim. Ve yöneticilerimizden talep ediyorum ben bunu. Yan yana geliyorsunuz Ervap'ta, diyeceksiniz ki bir ortak bütçe çıkaralım biz. Bu nasıl paylaştırılacak o ayrı mesele. Ama önce bir görelim gelirlerimiz nedir, emlaklarımız nedir, ne kadar gelir geliyor onlardan. Bir bilelim bunu, bir önümüze koyalım. Bir zenginliğimizi hissedelim. Bir ağacın gücünü görelim biz. İkinci vetom, okullar kapanacaksa ya da birleşecekse buna sen, ben karar vermeyeceğiz. Bunlar ciddi işler. Bunlar bilimsel araştırmayı gerektiren, ciddi araştırmalar sonucunda verilecek kararlar. Hangi bilgi var ki elimizde biz neye göre bu kapansın, şu açılsın, bunu birleştirelim diyoruz. Bizim akademisyenlerimiz var, otursunlar, çalışsınlar. Bütün okullarımız bütün bilgilerini bunların önüne açsın. Sonra ortaya bir ortak vizyon geliştirelim. Belki paramız da olsa bazı şeyleri birleştirmemiz akılcı olabilir. Onun için sevgili kardeşlerim, okullarla ilgili bu sorunda bizim çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Biz neye sahip olduğumuzu önce bileceğiz, ondan sonra bilgiyi artıracağız ve ağacı iyileştirmeye gayret edeceğiz. Ağacı iyileştirmek nasıl olur? Kanayan yarayı sararsın. Kırılmış olanı tamir edersin.
Zayıf olanı güçlendirirsin. Bilirsin ki bu ağaç benim ağacım. Burada herhangi bir dal zayıfladığında ben zayıflarım. Hastane zayıflarsa biz zayıflarız. Ama sağken de zayıflarsa biz zayıflarız. Bizim okullarımız, sevgili kardeşlerim, sadece bizim onurumuz değil, ama bizim aklımızın ve bizim dehamızın ürünüdür. O bizim var olma sırrımızdır, okullarımız. Bunu iyi anlayalım, bunu iyi öğrenelim ve destek olalım. Herkes elini cebine atsın ve bir katkıda bulunsun okullarımız için. Bugün elimizi cebimize ama cebimizden önce vicdanımıza atma zamanı, ondan sonra cebimize atalım ve Sağakyan'a yardım edelim. Onun büyük bir hizmeti var. Çünkü insana hizmet ediyor ve her şey insanla var oluyor. Bu kise de sizinle güzel. Kise böyle dolduğunda güzel. Onun için sevgili kardeşlerim, gelin Ermenilik ağacımızı düzeltelim. Onu güçlendirelim ve onun bir şekilde onurunu yaşayalım hep birlikte. Bugün Süryani kardeşlerimiz için güzel bir gün. Yeşiköy'de kiliselerini açacaklar. Büyük bir törenle açılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gelecekler. Biz de orada olacağız. Süryani cemaati için İstanbul'da temelden kuracakları ilk kilise. Ve çok seviniyorlar. Ermenilerin 50 kilisesi var bu şehirde. 33 bizim, 12 Ermeni Katoliklerin, 4 Protestanın, Protestan Ermenilerin. Yani atalarımız 50 kilise kurmuşlar bu şehirde. 600 senedir ayakta tutuyorlar. Bu büyük bir onur. Okullarımızda 3000 öğrenciye yakın talebemiz var, eğitim görüyorlar. Geleceğe umutla bakıyoruz biz. Çünkü umutla bakmamız için yeterli temelimiz var. Allah'a şükür büyük bir ağacımız var bizim İstanbul'da. Güçlü bir ağacımız var. Az ürün veriyorsa, çürük ürün veriyorsa, Hristos bize öğretti. Ağaca bakacağız. Ağacı iyileştirmeye bakacağız. Onu iyileştirirsek zaten meyveleri de güzelleşecek. Öyleyse gelin hep birlikte ecdadımız için Hokyankis duası yapalım. Siz hepiniz biliyorsunuz bu sıralarda sizinle yan yana oturan sevdikleriniz vardı. Ama şimdi yoklar onlar. Onlar haylıklarını yaşadılar, Hristiyanlıklarını yaşadılar ve bize aktardılar. Şimdi bizden istedikleri şey bu mirasın devam ettirilmesi. Onlara çok şey borçluyuz. Onlara dualarımızı Rabbe yükseltiyoruz onlar için. Onlar da bizim için dua ediyorlardır. Ve bize diyorlardır, ha gayret, biraz daha direnin. Ve biz onlara layık olmaya çalışalım. Der ortne serpolori, amen.